Herkese merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Çok heyecanlıyım. Partnerim Ezgi Güler'le spontaneye. Bugün konuğumuz Nergis Kumbasar ya. Ay ben çok heyecanlıyım. Vallahi Yasmin iyi ki seni açtın devamında getirdim. Ben zaten ay, izleyeceğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne kadar güzelsiniz. Ay teşekkür ederim. Çok mersi. Gerçekten. O benden güzel. Ben babama benziyorum. Bugün gözlerime pek alakan yok ama. Alamıyorum. Şeklim babama benziyor. Ha, yüz şeklin. Ona da memnunum. İyi ki öyle oldu. Gözlerine ama benziyor bayağı. Sizin birebir aynı gözler. Onun daha yeşil. Çok güzel. Yasmin'inki daha yeşil. Mavi yeşil. Ay, nasıl olacak bugün? Ne deniyordu senin gözünde hani? Su yeşil. Enteresan. Ya, yok limon küfü derlerdi. Aa, limon küfü. Limonun küfünün rengine bakın gerçekten. Aa, böyle yeşille şey arasıdır. Biraz açar mısınız gözlerinizi? Benimki de kapanmıyor. Siyah diye koyu kaldı. Ne güzel, o da hoş güzel. Hoş geldiniz. Öncelikle her şeyden önce çok tebrik ediyorum. Müthiş bir kız yetiştirmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Yani ilk tanışma anımızdan itibaren. Ah neler çekti. Hani ekmeği sürüp yiyecektim tatlı niyetine. O kadar şeker. O da seni çok seviyor. Çok gerçekten. Minik bir kız kardeş edinmiş gibi oldum. Ay yani çok heyecanlandım. Seni konuk aldığım için. Terledin mi? Yani tabii değişik bir şey. Acaba kaç kişi böyle hani anne kız konuk olmuştur ki? Çok enteresan yani. Evet. Kızlı program yapıp anne konuk olduğu var mıydı daha önce? Siz nasıl hissediyorsunuz? İzlediniz mi? Evet, ben izledim. Çok beğendim. Yani çok içten çok samimi buldum. Ve bu da çok hoşuma gitti. Hani böyle motomot durup da bir şeyler yapmıyorsunuz. O anda içinizden geldiği gibi çok doğallığınızda. Spontane. Çok adı üstünde gerçekten zaten. Öyle. Spontane. Güzel. Gerçekten hayatım güzel. Da artık spontane olmaya başladı. Bir anlık kararlar dolayı, değil mi? Galiba kelimelerin gücü hayatımı tezahür etmeye başladı. Nergis Hanım. Nasılsınız? İlerleyemiyorum. Güzelsiniz. Gerçekten çok heyecanlandım. Her şeyini biliyorum. Ben şimdi ne soracağım onu düşünüyorum. Öyle deme. Yani ama insanların merak ettiklerini de evet, olabilir. Mesela sen arkadaşlarının sorduğu şeyler evet vardır. Var bu arada. Mesela şeyi çok merak ediyor. Yakın kız arkadaşım, hatta tanıyorsun sen de. Anne, babamla çok güzel bir aşk yaşamış. Ben olmuşum. Hiç anlatmıyor böyle yaşadığı o 1989'da sanırım değil mi? Evet, evliliğimiz evet öyle de. Yani hani nasıl, ne anlatılır işte yani insanlar birbirlerine hani aşık olurlar. Artık çıkarlar, flört ederler. Bu devir o kadar tüketime döndü ki aşk nasıldı onu hatırlamak istiyoruz. Sizin evet, döneminizde. Sizin tanışma hikayenizi ben çok beğeniyorum. Babamın o ısrarcı halini ve seni evet gördüğü gibi. Onu evet bize anlatsana. Ya şöyle, zaten ortada birbirimizi tanıyorduk. Yani ortamlardan dolayı ama yılbaşında annemlerin yanına gitmek için havaalanında, böyle şimdiki gibi cep telefonları yoktu. O şey ankesörlü mü deniliyor? O telefonlardan işte para atıp böyle gittim havaalanında anneme konuşurken yanıma bir döndüm. Baban da birisiyle konuşuyormuş. Herhalde bir kızla konuşuyordu büyük ihtimal. Ondan sonra çünkü birbirimizle hiç alakamız yoktu. Sonra ay dedim ne haber falan dedi. Genel olarak ünlü ortamında herkes birbirine merhaba der yani. Ne haber, nasılsın falan derken benim uçaktan o dönemler korkuyordum. Şimdi öyle bir şeyim yok. Of, nasıl korkuyordu var ya, biz her seyahatimizde annemin elini tutardım. Annem bak işte uçak kalkışında hep böyle olurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle kendini sakinleşmeye çalışıyor. Bir yandan elim böyle sıkıyor elimi falan. Ben de hiç korkmuyorum. O konularda babama çekmişim. Babam da böyle aşırı rahat bir adamdır ki biliyorsun. Hani böyle onun gibi böyle annemin yanında full onu sakinleştirerek geçti yani çocukluğum. Ama işte baban hiç da ben seni sakinleştiririm falan dedi. Biletlerin yerini ayarladı. İnsanlara rica etti. Beraber uçtuk Ankara'ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani. Bahaneye bak, ne kadar evet zekice yani. Çok romantik yine. Çok çapkın yani, da olabilir. Alana yaklaşan Arizona kertenkelesini vibe alıyorum. Ama senin de hoşuna gitmiş anne. Ama buna bir şey söyleyeceğim. Her kadının hoşuna gider. Etkilenirsin. Evet, böyle bir korumacı yaklaşmış. Ya bundan ötesi pilotun kokpitten çıkıp sana destek olması olurdu. Daha romantik. Bence çok güzel. Sonra da işte havaalanına inince de Ankara'ya arabayla gelmiş, o TRT'de işi varmış. Yani arabasını daha önceden gitmiş Ankara'ya, İstanbul'a bir iş için gelmiş. Arabası otoparktaydı. Hadi ben seni bırakayım dedi. Ondan sonra ben yılbaşını ailemle geçirdiğimin ertesi gün evde çok sıkılıyordum. Yılbaşı ertesini hiç sevmem. Sen de sevmezsin pek.
evde oturunca yani hani, evet, hani her yer kapalıdır. Sonra bir böyle bir çökersin. Bir de her yer kapalıdır. Gidip hani evet, bir şey yesen falan boştur, tenhadır ya da. Ondan sonra çok evde canım sıkılırken telefonu açtı. Telefonlarımızı vermiştik. Ev telefonunu. Anne babamın adını da söyle aradı. Bir Voldemort gibi sürekli ismi lazım. İsmi lazım, lazım diye. Erbil yani. Erbil. Erbil. Ben Erbil diyorum. Ben Erbil diyorum. Ben Erbil derim hep. Ondan sonra. Sonra da işte o beni aradı, ne yapıyorsun falan. Öyle flört etmeye başladık o gün. Ne kadar sürede sonra evliliğe döndü ilişki? Herhalde bir 9 ay sonra falan. Evet. Ay bu bayağı hızlı bir aşk. Evet. Ne aa, ilk defa mı duyuyorsun? Ay vallahi bunu bilmiyordum. Şaşırdım. Ben çok meraklıyım, anlamıyorum bu detayları nasıl bilmezsin? Bilmiyorum vallahi. Çok güzel. Yani aa, çok da böyle hani şu ne kadar çocukları oldu Yasmin Erbil'i. Ay bir de kızım çok var. Güzelmiş çok güzelmiş. Çok tatlı, çok güzel. Etini, maşallah çok güzel yapmışsınız. Yani teşekkür yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gözlerimi alamadım bugün girdiği andan itibaren. Ay ikiniz de çok güzelsiniz. Evet, aşk olsun. Esmer sarı. Limonla zeytin diyoruz birbirimize. Aynen çok buraları tatlısınız. Yani limonla zeytin gerçekten ben baktım, çok hoşsunuz. Tam zeytin olamadım, gittim ırk değiştirip geri geldim hemen. Şu an tam siyah zeytin oldum. Peki benim sorum olacak izninizle. Sor tabii canım. İlk başta tiyatroyla mı başladınız yoksa farklı bir şekilde mi? Çok farklı. Mankenlik ve fotomodellikle başladım. Ondan sonra fakat o zamanlar biz çok reklam filmi çekerdik mankenler. Böyle kast ajansları falan yoktu. Birkaç manken ajansı vardı, oradan seçilirdi. Kamerayı ve kamera önünde oynamayı çok seviyordum. Ve yani ajansımın da en çok reklam çeken mankeniydi. Ondan sonra da ben de ondan sonra da mami diyebilirim. Hayır, seni çok kıskançtır o konularda. Kıskançtır. Senin gözlerin mi doldu? Gözlerim doldu ya. Evet. Zoom yapmak etme. Stüdyoda duygusal anlar şabuk şabuk rating. Tıklayın, tıklayın. Vallahi bir şey garip oldum. Değişik konu kalınca. Evet. Değişik bir durum. Ondan sonra da annemin işte annemin hemen dolar, biz böyleyiz. Babam da böyle dolar bu arada. Hiç ama öyle bu tamamen merhametli insanlarız. Sulu göz bir aileyiz. Çok sulu evet göz bir aileyiz. Evet. Sulu göz bir aileyiz. Neyse işte ondan sonra da mankenlik yaparken o zamanlar mankenlere dizi teklifleri de gelirdi. TRT ilk. Şu anda da TRT'de bir diziye başlıyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun yeni teşekkür dizi ederim. Anlatırım onu. Dokuzuncu harcıya tabii, tabii koğuşu. İlk işi. Aynen. TRT'ye dokuzuncu harcıya koğuşunu çekti. Bebek gibi bir görsen. Ve ondan sonra aynen da aynen devam etti. Yani oyunculuk kaç da yanı sıra. Valla küçüktüm yani. Küçüktüm. Şimdi tam tarih vermeyeyim ama herhalde şeyi çektiğimde, 9. harcı koğuşunu çektiğimde 22 falan o yaşlardaydı. Ay canım bebek. Ya ben 22 yaşımda böyle göz önünde olan bir mesleği yapsam gerçekten psikolojik olarak zorlanabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü 30'lardan sonra ya biraz annem daha annem sanki böyle bunun için doğmuş gibi. Bence hani her nereye gitsem hep annemi çok övüyorlar ve çok gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok tatlı. Bu arada her ben de müthiş bir kadındır yani diye çok duydum. Teşekkür ve çok pozitif ederim olduğunuzla ilgili çok şeyler teşekkür diyorum. Hayata ederim bakış açınızı çok beğenerek, özenerek anlatıyorlar. Çok teşekkür ederim. Evde görsen nasıl ne beğeniyorum. Hayır ben. Ay nasıl korktum bir anda. Hayır hiç öyle olur mu? Ben senin beğenini yiyorum hani anne ne yapacak? Katlanıyor bana. Sen ne kadar yiyebilirsin hala bir beğeni ya? Anneme devrediyorum. Yiyor mu? Şöyle yani aslında güzel bir şey insanın annesiyle her şeyi paylaşması önemli bir şey. Yani güzel evet şundan dolayı danıştığın insan hiçbir zaman senin için kötü niyet, art niyet beslemez. Yani gerçekten doğru olanı vermeye çalışır. Ama yine çocuklar gider bildiğini okur. O ayrı. Tabii. Ama yine de annenin söyledikleri bir yerinde kalır. Hı-hı. Bu böyledir yani. Bu benim en büyük şansım bence. Güzel bir şey. Yani anneyle her şeyi paylaşabilmek çok önemli. Çünkü korku ve saklama daha büyük problemleri kesinlikle çıkartıyor. Daha acılı tecrübeler. Yine tecrübe ediyorsun. Anne, yani tabii hani ki de. Dinlemeden de tecrübe ediyorsun. Hep böyleydi. Mesela lisedeyken de hep hani en yakın arkadaşım anne. Müthiş. Hep böyleydi ve şey çok güzel bir şeydi. İşte lisede o ilk gece çıkmalar başlamıştı mesela. Ben böyle istediğim şey
eve döneyim hani anneme anlatayım bütün şaka geceyi. Şaka yapıyoruz. O yüzden eve döner. Herkes korkar gizlemeye çalışıyordu. Aynen ben full eve döner bütün işte geceyi, bütün heyecanımı, her şeyi anneme anlatırdım müthiş falan. Müthiş bir hani, ilişki. Anneme dönmekçe bu ne kadar güzel bir şans. Hani daha fazla gezmek değil mesela. Yeterliydi o bana. Eğlendim. Şimdi eve gideyim annemle sohbet edeyim. Bütün gecemi anneme anlatayım. İşte full paylaşmak ama o yüzden çok önemli. O zaman paylaşabildiğin zaman yanlışlarını da paylaşabiliyorsun yaptığın. En azından söz dinlemesen bile bir yerinde kalıyor bir sonrakine tecrübe. Bir de şey hep Yasmin'e de onu derim. O konuda Yasmin'i aslında takdir ediyorum. Çünkü şey yani insanların tecrübelerinden böyle birileri bir şey anlattığı zaman dinliyor. Mantığını süzgecinden geçiriyor. Kim demişti ya? Hani bir şeyleri yaşamak için, tecrübe etmek için her şeyi, beş hayat yaşamıyorsunuz, bir hayat yaşıyorsunuz. O yüzden tecrübe etmiş insanlardan da o bilgileri almak, böyle mantığınızın süzgecinden geçirmek önemli bir şey. Çok haklısınız ama işte bazen o eli yine sobaya değdirip yanınca da anlıyor gençlik ateşiyle. Ama o olacak. Ama gerçekten çok özenilesi bir anne kız ilişkiniz varmış. Özellikle ergenlik döneminde bile bu kadar yoğun evet, olması o gerçekten güzel. Çok şanslıydım. Yani çok böyle arkadaşlarım vardı hani annesinden korkan işte. O yüzden her şeyi saklayan ve bütün ilişkileri kötüye giden. Benim hep annem o konuda sen sürekli bana oldu. Ağlayacaksın gibi geliyor. Ben şu an ay yok yok tutuyorum gerçekten. Gerçekten zor durumdayım ağlayacağım. Güzel şeyler yengeç burcuyum yapma. Komik şeyler düşün. Doğru sen de yengeç burcu. Sen yengeç misin? Annem ikizler hani direkt zeka ve. Benim yükselen ikizler. Evet. Buradan yakalıyorum. Tamam, bu enerji okay. Oldu. Yoksa orada. Yengeç biraz daha sakindir. Evet ben. Doğru. Bir yanım kalk doğru. Gidelim bir yanım otur yatalım zaten. Doğru. Doğru. Peki bu mesleği yapmasanız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Vallahi bu mesleği yapmak isterdim. Başka okay, hiçbir tamam. Meslek balerin, yani. Balerin. Ha şöyle, bale çok hayatımın içindeydi belirli bir yaşa kadar ve konservatuvarın bale bölümünü de çok böyle iyi bir dereceyle kazandım. Ben bu detayı bilmiyordum. Şundan dolayı. İyi çok şükür. Şundan dolayı. Beni de baleye yazdırdı o yüzden ne acılar çektim böyle böyle. Ben çok özleniyorum bale yapan insanlara. Ben tam isterdim. Ben var ya yani. Çok pişmanım. Çok güzel bir zamanda bıraktım o pembe tütü. Hayır. O pisi. Şey. Neydi pis pisi? Ay o şey. Ay neydi onların adı o pembe böyle altı tahtadır ama ayaklar ay, böyle. Evet. Ona geçtiğinde bıraktım kelimeleri çünkü. Kelimeleri unuttuk. Evet, onun adını Google'a unuttum. Google'a bakayım mı? Baksana. Baksana kız. Ya ona geçtiğimizde bıraktım çünkü o, yani zor bir şey bayağı. ama çok bence çekmiyor. Buluşumda falan neyse önemli değil. Önemli değil. Boşver. Tamam neyse evet. Ona bakarsınız arkadaşlar altına yazarsınız. Güzel araştırmacı takipçilerimiz. Durun bir şey anlatıyor. Anlatıyordum ya. Bir dakika. Ay dağıldık. Ne anlatıyordun? Tamam. Şey yani bale. Sonuç olarak baleyi evet. Kazandım ama ondan sonra yatılı olması gerekiyordu. Babamın yine yurt dışına gitme durumu vardı. O yüzden vermediler. Yani beni çok küçük yaşta tekrar bence çok iyi öyle bir şey yapmak istemediler. Çünkü aileden ayrılmak ayrı travma oldu. Şey de hani sonra dans ederek falan devam ettim ama tabii bir kısa ömürlü bir meslek. Ne yapardım bilmiyorum sonrasında. Doğru. Oyunculuk doğru bir yani benim karakterim açısından doğru bir yere yönlendirmiş hayat beni. Çünkü 80 yaşında da oyunculuk yapabilirsin. Ben de yani enerjisi de yüksek çalışmayı seven biriyim. Gerçekten durdunuz bence belli bir yaşta. Sonrası sadece yıllar geçiyor siz aynı gibisiniz. Ben kiralık aşktan beri aynı görüyorum sizi. İyi, bu ne güzel arada. Teşekkür maşallah. Ederim. Kiralık aşktan ne kadar oldu? Oldu 6 7 6 6 rahat oldu. Peki en böyle popülaritede zirveye televizyon dizilerine ulaştığınız dizi ya da dönem nereli? Ya şey noktası tabii ki kiralık aşk dönüm noktası yani. Acemi Cadı falan da çok. Acemi Cadı. Evet. Bak doğru. Çünkü o zaman da ne havasını atıyordum. Şimdi bütün sınıftaki bütün arkadaşlarım Acemi Cadı izliyor işte. Oyunculuk bile yaptın onu gösterseniz de sonra ay, şeyden. Evet onu zaten bulmuşlar. Tabii. Evet ya şeyin kardeşini oynamıştım Merve'ye aşık olan. Kötü çocuğun. Kötü çocuğun adını unuttum. Acemi şimdi. Cadı ya. Bu arada liseden bence iyi koşa olan koşa gelirdim eve ya. Yanlışı seçtiler o çocuk iyi olandı. Kıza kim aşık olan oydu. İşte benim kardeşini oynadığım karakter. Ay isimleri hep çok tabii. Güzel benim magnezyum almam kıza. Lazım kötü sürekli. Kötü. Ben unutuyorum isimleri. Onun çok havasını atmıştım mesela.
Bir de ben şeyi de çok seviyorum. Eyvah Kızım Büyüdü de çok iyiydi. Aa, çok güzeldi. Çok iyiydi. Haluk Bilginer, Yıldız Akçalı, Arda. Çok iyiydi. Annemle çok iyiydi. Çok iyiydi. Sen sor hadi bir şeyler. Ben ne sorayım sana anne? Hayatıyla ilgili değil yani merak ettiğim bir yönü mesela. Arkadaşlarının sorduğu da olabilir. Mesela beni çok destekliyorsun bu sektörde olmam için. Gerçekten yeteneğim olmadığını düşünsen. Hayatta desteklemem. Ya ne diyecektin anne? Kızınım sonuçta. Kızım için seni şunlara doğru yönlendirelim. Bak senin şu yeteneğin de var falan diye yönlendirilir çocuklar anne yani. Anne yönlendirmesi kırmadan. Tabii ki yani. Gel bak yavrum. Bunlar da var çocuğum falan denilir zaten yani. Zaten babam var ya direkt yani bozardı beni. Yok kızım sen de falan derdi. Başka yönü gitti. Baban da düzdür. Doğru. Babam o da düzdür. Direkt ben yani. Ben biraz daha yumuşatarak söylerdim. İki tane yetenekli ebeveyninden... Ben yeteneksiz birisinin yani olabileceğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey de yok aslında. De ama tabii ki öğreniyor insan... Öğreniyor ama en azından sizin hani oyunculuğunuzdan. Çünkü küçüklükten beri o ortamda. O daha içten gelen. Yani o başka bir şey. Hani öyle bir cümleyi... Öğrenilmez mi oyunculuk sizce? Ya öğrenilir ama bir de içten gelen bir şey gerekiyor. Yatkınlık. Yani bir yatkınlık gerekiyor. Zaten oyunculuk evet ders almak gerekiyor. Okulundan okumak okulunu gerekiyor ama... Çalışırken de çok şey öğreniyorsun zaten ama bütün bunlar için yani birisi gelip dümdüz sıfır iniş çıkış hiçbir şey yok diksiyon bir türlü olmuyor o heyecanı sesinde o iniş çıkışları veremiyor ne yapacak? Doğru. Olmayacak tabii ki ya da o duyguyu. Ses tonu mesela çok önemliymiş ben şu anki derslerimde çok anlıyorum. Tabii yani çok oyuncu olabilmek için ses tonu gerçekten çok önemli. Sesini kullanabilmek de çok önemli. Mesela çok güzel sesin olur, sesini dinleyerek konuşursun. Biter orada her şey. Nergis Hanım, benim sesim çok düzenli kısılıyor ve bu gırtlaktan konuşmadan dolayıymış. Bana da oluyor. Oluyor mu size de? Şey konuşma terapisi alayan da oldu. Tabii yani şundan yoksa dolayı. Şan mı alayım? Şimdi Yasmin Şan dersi de aldı. Mesela evet, Yasmin ya, çok iyi biliyor onu. Şu yani ben de şurayı buram, çok evet. Kullanır ve burayı zorlardım. Yani ara ara hala kaçırıyorum onu. O önemli bir şey yani şu ses terapisi de alabilirsin zaman zaman. Mesela şu zaman, anda zaman. Evet. Kafa sesini de hiç yapamıyorum. Ben neyse burayı bir salayım abi. Çok acıyor. Titreşimi hissediyorum zaten. Sen rahat ol ya. Senin güzel oğlu bir böyle karınmak. Evet. Ben dayanım. Ben şey severim. Kirli ses. Onu da severim. Yani. Hafif kirli bir ses tonunu severim. O sürekli hani baca gibi tüttürmüştü ve tahriş oldu. Mesela hiç sigara içmeyip de öyle kirli evet, sesi evet. Olan insanlar vardır. Hoşuma var gider. Anneciğim şu anda izlediğin diziler neler? Ay ben şu anda çocuklar yani miydi? Şu anda sezon sonuna geliyor. Bir kere Camdaki Kız'ı başladığım için evet, artık sonuna kadar devam zaten ediyorum. Zaten sene son. Ondan sonra aynen Kızılcık Şerbeti'ni ay çok seviyorum. Buradan Kızılcık Şerbeti'ni seviyorum. Özellikle müjdeme bekliyoruz. Ömer'i çok seviyorum. Ha, evet sen Ömer'i ondan çok sonra Ömer'i de çok seviyorum. Çok gerçek buluyorum ve oyunculukları da çok Selahattin. Beğeniyorum yani. Yani. Burada mesela çok iyi oynuyor. Evet. Evet. Ya oradaki herkes çok gerçek. Gökçe de çok ben Gökçe'yi çok gerçek. Hani yan rol değil de sanki herkes başrol gibi ve evet. Çok güzel akıyor o dizi. Hiç böyle uzatılmıyor, gereksiz şişirilmiyor, parlatılmıyor ve çok güzel. Şimdi bence. Artık zaten öyle bir şey yok. Zaten bence bir oyuncu için her rol başroldür. Doğru. Yani bu yan rol bu bilmem öyle bir şey yok. Yok. Yani senin bir dakikalık bir sahnem vardır. Öyle bir oynarsın ki, öyle bir o olursun ki orada doğru, herkesi doğru. Alır götürürsün. Yani o yüzden öyle bir şey yok. Önemli olan o olmak. Yani o rolün içindeki o karakter olabilmek. Herkes çok gerçek geliyor bana Ömer'de. O yüzden hoşuma gidiyor. Başka? Aile, Yalıçaplı. Bir dakika. Ha, aile, evet. Aileyi de beraber. Çok güzel kadro izliyoruz. Var. Bana senaryo biraz ondan o kadro sonra... için yetersiz gibi geldi. Siz tabii yorum yapmayın. Siz arkadaşlarınızı yok ben yani şey aileyi de izliyorum. Onu da izliyorum. Ben fakat benim o bir şeyle İlişkiler çakışıyor mu güzel. Yasmin ya? Benim neyle çakışıyor? Aile. Pazartesi Ömer. Yok salı günü o.
Cuma yalı çapkınıyla kızılcık çakışıyor. Yalı çapkınıyla kızılcık çakışıyor. Evet. O yüzden sen yani benim seçiyorsun. Ağırlığım kızılcıkta. Ama yalı benim çapkını da onu yani bir buçukla izliyorum. Yani ben yalı çapkınını da beğeniyorum. Rüyamda gördüm şey. Ne olacak? Hayır yani alakasız kendim rüyamda gördüm. Konuşuluyor ki. Artık o kadar çok herkes konuşuyor ki rüyama girdi yani. Ne alaka diye uyandım. Çok, tabii. Çok fazla tabii. Çok konuşuluyor. Hep sürekli işte onların ilişkileri bilmem ne sürekli tabii. Önüme çıkıyor. Rüyama girdi sonunda. Evet, ama evet. Ayrı çıkarsın. Belki ikinci sezonda Ferit'in aşıklarından bir tanesi. Aynen. Feron'un yeni gözdesi. 15 aşkından mı? Vallahi linç yersin. Yerim Zeyro ile Feron'un arasında kim girse linç yer. Yani tabii ki de isterim öyle bir ama hayırlısı. Çok linçlenirim yani. Tabii. Sen mesela şeyi sana söyleyecektim. Şimdi aklıma o geldi. Ben üniversite zamanı böyle dedim ben olmuyor. Ben oyuncu olmak istiyorum ne diye okuyordun böyle. Üniversitede? Reklamcılık okuyordum ben Bilgi'de. Ve yani ayağım gitmiyordu. Sürekli böyle ben niye işte reklamcılık okuyorum? Ben oyuncu olmak istiyorum. Niye kendimi zorluyorum buna falan demeye başladım. Sonra audition vermeye başladım ama o zaman küçüğüm yani 18-19 yaşındayım. Böyle kafam şuna basmıyordu. Yan rol diye bir şey olmadığına, kendini göstermen gerektiğine, oyunculuğunu geliştirip o rolü parlatabileceğine inanmıyordum. Çocuktum yani. Bir de ufak ufak şeylerden büyüğe doğru gideceğini, küçük basamaklarla gideceğini. Anlamıyordum. Böyle direkt hani beni başrole koyun yani ne var falan diye. Ne olmuş yani? Ne olmuş koysanız ne olur yani? Düşünüyordum yani. Tamam mı? Öyle de bir özgüven. Böyle çok komik audition geliyordu mesela. İşte diyor ki işte başrol kıza aşık herkes. İşte atıyorum kızın adı Melis. İşte Melis de bir çocuğa aşık ama çocuk ona bakmıyor. Sürekli peşinden koşacak bütün dizi falan. Böyle anneme gidiyorum. Ben böyle bir tip miyim? Sence ben sürekli bir çocuk peşinden koşacağım ve o çocuk bana bakmayacak mı? Ben miyim? Beni böyle mi görüyor? Ego'ya bak. Bak. Bunlara takılıyordum. Şimdi böyle ama çok çocuk ya. Tabii. Hani ne çocukluk. Ve o yüzden mesela role gireceğim, role girmiyordum falan. Hani ben bu değilim ki falan. Ulan sen oyunculuk yapacaksın ya. Bayağı hani, direnmişsin. Sen olacaksın hani. Anladın mı? İşte zaten bunlardan geçiyorsun. Yani bunlardan geçiyorsun. Aslında gereksiz ben mankenlik ya. Yaparken de mesela bir sürü insan bir sürü yere çağrılırdık. Bazen ben seçilmezdim. Öbürü seçilirdi. O seçilirdi. Şimdi ilk mankenliğe başladığında bu bir seni şey oluyorsun yani. Ya diyorsun niye beni seçmedi de onu seçti yani falan diye bir bozuluyorsun. Fakat sonra bunu anlıyorsun. Yani bakıyorsun ki oradaki proje için ya da o şeyi çekecek insanın hayalindeki bir şeyi ya da yazarken bu taraf senden güzel ya da çirkin ya da senden iyi diye bir şey olmuyor aslında. O ona onu uygun çok görmüş. Doğru. Ama şimdi sonra o reddedilmeler zaten bir açıdan da çok iyi oluyor. Bir kere egon bir iniyor. Egoyu indirmek evet. Çok önemli bir kesinlikle. Şey. Hatta Jerry Hall çok eski bir manken Mick Jagger'ın eşiydi. İşte kızı var ondan. Kızı modellik yapmaya karar verdiğinde annesi ona diyor ki röportajında vardı. Eğer ki bu işi yapmak istiyorsan reddedilmeyi öğreneceksin. Sen de bunu çok önemli bir şey. Çok doğru. Yani her bu tip meslekte reddedilmeyi eskiden mesela hatırla yıkılıyordum ya. Evi falan yıkasın. Nasıl olmaz falan diye. Masaları falan yıkasın. Şimdi böyle şeyim hani. Çok daha hayırlısı olacak demek. Tabii, bir daha de, benim için iyi olanı gelecek. Kendini çok vermiyordun o yüzden. Şimdi gerçekten, istekli yapıyorsun. O da oyununa da her şeye audition'ına da yansıyor. Önemli bir şey. Bir de bence şey de çok önemli bu sektörde. Yani başkasını böyle kıskanmamak lazım. Yani sen de kendine güveniyorsan zaten sen de oralara gelirsin. Yani İmrenerek bakacaksın, kıskanarak değil. Herkesin bereketi de, yolu da, yolculuğu da şahsına özeldir. O yüzden onu kıskanmak yerine oradan öğreneceğini alacaksın, yoluna öyle devam edeceksin. Yani
şey gibi bir düşünce var ya, hepimiz rakibiz falan. Yani hayır ya. Öyle düşünmek çok yanlış bence. Şey var galiba, tipi olarak benzeyen insanlar da birbirine hani böyle rakip olarak da yatılıyor. Aynen öyle. Yani ama şöyle bir şey var. Hayatta herkesin bir zamanı var. Hı-hı. Ve emin olun yani herkes için o zaman onun için doğru olan zamanda olacaktır. Kesinlikle. Yani bazı şeyler var işte, bir anda parlıyor, sonra hep aynı tipte kalıyor. Ondan sonra ne kadar kötü bir şey. Bir anda seni buraya alıp evet. Sonra bir anda çok bırakmaları. O yüzden çok böyle sakin, şey, yavaş yavaş, bilerek ve herkesin bir zamanı vardır. Bir de çok gençsiniz. Yani oho yani. Anne biraz yaşlanıyoruz artık sanki. Yok. Oo. Efendim seni çok yaşlanmıyoruz, ayıp. Yaşlanmıyoruz. Yaş alıyoruz. Hayır canım, benim çok saçma. 27 olacağım anne. Sadece rakam yaşlan. Annem bana bu arada hani şey falan modundalar. Çocuk anneler zaten çocuğunu hani asla büyük görmeyen 30'lu yaşlarındaki insanlara da çocuk diyorum zaten. Ben mesela sen yaşınızdan biz sonra 30 olduğunda mesela annem hani bana 30'da çocuğu 30 olunca ne bir oluyor? Şey söyleyeyim. Ne olacak? Özür dilerim. Ay bir şey söyleyeyim. 30'da şey da ben çocuk diyorum. Sanki 70. 30'da da çocuk diyorum canım. Bu arada burada öyle bir şey demek istemedim. Aynen. Ha. Yani 30 bu arada bence 30 yaşını geçkin kadının, herkesler Yasmin'e bir yorum ediyor. Bence 30 mesela bir kadının en seksi yaşlarından ne güzel. Yani. Ve en güzel oldu. Hissediyorum şimdi de. Şimdiden ben geldi oğlum. Ben söyleyeyim, oraları geçer bir insan olarak gerçekten 20'ler çok havada. Daha acı verici. Çok kötü. 30'dan çok korkuyordum çünkü toplum sana bir şey dayatıyor. Evet. Ailen senden bir şey bekliyor. Herkes sana evlilik, iş bilmem ne oturması gerekiyor. Ve benim 30 yaşımda bunların hiçbiri yok gibiydi. Yani YouTube'da zaten korona da ben açtım. Oradan bir çıktı. 30'lardan sonra hayat amacımı bulmuş, sanki böyle her şeyin anlamlanmaya başladığı bir döneme girmiş gibi hissediyorum. Bunun tabii meditasyon ve yoga ile de çok ilgisi var. Çok okuyup araştırmak ve kendime dönmekle de oldu tabii ki. 40'lar daha da iyi diyorlar, size soralım. Daha yeni 40'ları. Daha yeni 40'larda hakim olmayabilir. 41. Şu anda 40'ların başındayım. Evet. Çok güzel. O da çok güzel. Güzel, o da çok güzel. Yani, her yaş güzel. Her çocuk. Yaş güzel. Zaten bir şey söyleyeceğim. Rakamları da takılmayın. Zaten artık dünya da orada değil. Tabii. İnsanlar kaç yani sen 40'lı yaşlı zaten, 40'lı tabii. Yaşlarında star gibi parlıyorlar. Bugün gördüm bir orada. 50 yani. Yaşında yani. Güzel ya. Yemin evet. Ediyorum. Gerçekten. Şuradan beni çıkart. Gerçekten. Tamamıyla kendi iç enerjiniz ve öyle kendinize mi? Bakmanızla alakalı. Sen benim o huyumu seviyorsun mesela. Evet. Hatta annem hep şey der. Sen benden daha çok kendine evet. Vakit ayırmayı, kendine bakmayı daha çok seviyorsun çok der. Çok doğru. Ben biraz daha kendine bakmak, sağlıklı beslenmek, evet. Suyunu içmek, sigara içmemek. Aynen. falan filan. Kendine saygı duyduğu zaman zaten herkes evet. Sana saygı duymaya kesinlikle, başlıyor. Bence o yüzden de önce kendinizi sevin, sonra sizi... Bana gelir misin? Önce kendinizi sevin, sonra size iyi geleni sevin arkadaşlar. Peki sana mesela herkesin merak ettiği şeylerden bir şeylerden sormak istiyorum. Sor bakalım. Şimdi hani ünlü, ikiniz de ünlü bir ebeveyn dersiniz. Yani evet. Senin için de zor, benim için çok zor oldu mesela. Kimse benimle empati, evet ya, nasıl oldu? Empati kurmuyor. Mesela daha geçen oyunculuk dersinde Harika Uygur'dan ders alıyorum. Dedi ki işte bütün izlediğiniz filmlerde anne baba, işte oradaki filmdeki anne baba rollerini kendi anne babanızla karşılaştırın, empati kurun dedi. Ve şeyi düşündüm. Ya abi herkes benim annemi babamı tanıyor ama en az benimle empati kuruyor. Doğru, çok garip doğru, değil mi? Çok yani haklısın. En çok benimle empati kurabilmesi lazım. Hepiniz tanıyorsunuz annemi babamı. En az benimle empati kuruyor insanlar. Çok çünkü garip senin geliyor. Yaşadığını yaşamıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Farklı olduğu için herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yaşıyorlar anne babalarıyla ama senin yaşadığın şey çok farklı. Çok göz önünde bir baba. İşte yine öyle bir anne. Sonuç olarak isim de var ve bir şeyler yapıyorlar. Bir tarafın söylediği bir söz çarpıtılabiliyor da ya da yanlış bir şey de söyleyebiliyor. Bu hayatın içinde zaten şu anda magazinde her şey konuşuluyor. Şimdi onlar sadece seyirciler kendi ailelerinin içinde.
Ama seninle o empatiyi kuramaz. Anlatabiliyor muyum? Aslında çok seni yaşadığın şeyi gibi yaşayamaz. Yani. Hani aynen ama aynen işte öyle gibi. Değil. Başka bir fark yok orada aslında. Orada ben de seni tanımadan önce bu kadar naif, bu kadar tatlı olacağını düşünmüyordum. İşte çünkü biz sanki ya. Ünlü birinin evladı olunca otomatik şımarık birisi olacak gibi bir algı işte var. İşte bak neden o da çünkü öyle olmadığı için evet. Öyle peki düşünüyor. Peki seni üzmüyor mu bu mesela? Hani beni şöyle üzmüyor. Ben seninle ilgili şöyle bir şeyim var. Sen birisiyle tanıştığın anda sohbet ettikten sonra aksine gurur alırım duyuyorum. Bana diyorlar ki ay ne tatlı kızınız aynen var. Bu benim aksine hoşuma gidiyor. Yani o yüzden zaten size bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şeyi insanların böyle sizinle ilgili düşündüğü, arkanızdan konuştuğu bilmem kime yüzünüze konuştuğu. Hiç umursamıyorum artık. Sakın yani sakın. Orada konuşan da kendi algısı kadar konuşuyor. Onu orada bırakıyor. Kendi onu. Öyle olduğu aynen. için. Kendi aynası. Zaten kendinden bir şey görüyor. Aynen. Mesela bana bakıp çok iyi yorum yapan da var, kötü yapan da var ama ben aynı benim. Aynen. Ne gördüğü onunla ilgili bir şey. O yüzden yani bunlar sorun. Sizi etkilememeli. Bence bu çok önemli bir şey. Yani gençlere verecek tavsiye şu anda en önemli şeylerden biri. İnsanlar çünkü çok acımasız bir şekilde evet. kendi oldukları odanın içinde kendi yapamadıkları ya da yapmak istedikleri şeyleri insanları kıskanarak haset ve kötülükle evet. bir sürü şey yazıyorlar. Sen nasıl koruyorsun anne kendini? Ay kötü bir şey görüyorsam hop şey diyorum çöpe atıyorum söylediğini siliyorum ama şey bile yapmıyorum ya engellemiyorum bile sonra bir daha kötü yazarsa yine siliyorum. Umurumda değil peki, yani. Gençken de mi umurumda değildi? Değildi Yasmin. Arkadaşının bile söylediği bir şey ilk zamanlar. Sonra anlıyorsun ki o onu yani size bir şey söyleyeyim mi? Şey de çok önemli. Yani bir herkes kendi yaşadığı alan, kendi düşüncesi, kendi gördükleriyle bir takım şeyler söyleyebiliyor sana. Kötü niyetli bile olmayabilir o. Onun kendi deneyimi o oluyor. Aldığı deneyimi evet. o oluyor. Ama şunu unutmayın. Yani bence bu şeyi zaten geçelim sosyal medyayı. Onlara hiç bakmayın. Ama tanıdığınız insanlar bu iş ilişkisinde olabilir. Ben şu anda mesela öyle garip şeyler yaşıyorum. Sana anlattım ha. dün bile. Arkadaş olabilir. Yani oluyor arkadaş işte. İlişkisinde. Yüz yüze bile o sana olan garezini gösterebilmesi ama, komik oluyor. Yapmayın. Ama şöyle bir şey var. Bunu da takılmaman gerekiyor. Tabii sana. Evet. Aksine mutlu olman gerekiyor. Çünkü niye? Sen de bir şey görüyor ve ama rahatsız oluyor. Aha. Hayır, kendisi aşağıda olduğu için yani anlatabiliyor muyum? Önemli olan kendini bir insan yemin kendini senden aşağıda görür. Nergis görürse morali, yapar. Bugün kahve içelim ders niteliğinde konuşma. Bir şey söyleyeceğim bak bütün moralin yerine gelir. Ha, ben niye hayatta istediklerimi çekiyorum? Insanlar. Bu kadınla yaşıyorum. Bir dakika herkes tahtaya vursun. Hani çok şans. Delik aynen öyle. Ederiz. Amin yine ağlayacağım Allah. Gözlerim doldu Yasmin ne konuş. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yasmin'e hep söylerim çocukluğundan beri. Son zamanlarda bir yapmamaya başlamıştı yine yapıyordur inşallah. Yani ilkokuldan beri söylediğim bir şeydi. Bir şeye sinirlen yani sizi sinirlendiren, üzen ne görürseniz görün karşınızdan duygusal reaksiyon göstermeyin anında. Bravo. Gidin bir gece üstüne uyuyun. Hatta bazen ne diyorum sana? İki gece üstüne aynen. uyuyun. Ondan sonra sakince. Ben dürtü kadın ya direkt. Zaten ama hiç sen öyle bir çocuk değildin. Çocukken hiç öyle değildim. Şimdi onu hiç, biraz düzeltmek gerekiyor. Annemi dinlerdim. Bir şey mi sinirlendim okulda yani? Neye sinirleneceksin? O zaman derdin de küçük de yani. Yok bir arkadaşım bana dedi ki şimdi iki kız bunları aldı. Yani başka bir arkadaşım onun da Yasmin'in arkadaşı okuldan. İkisini arabaya koymuş. İşte onlara gidecek. O gün ben de uğrayacaktım. Sonra bir olay olmuş. Onu konuşmuşlar arabada. Kızcağız anne de sormuş Yasmin'e. Peki ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın Yasmin bunun üstüne? Yani bununla ilgili bilmiş diye. Ya. Yasmin de böyle yapmış. Üstüne bir gece uyuyacağım. Ya sen kimsin ya? Kadın, çocuk şu kadar. Kadın dedi ki bana. Sınav istiyorum şu an. Kadın dedi ki bana hayat dersi verdi senin kızın. Ama
kendi de yapmıştı. Nergis Hanım kitap gibisiniz yani. Açık açık okumak isterim şu an. Gerçekten size daha fazla nasıl zaman geçirebileceğimle ilgili planlar yapıyorum. Beraber bir şeyler yeriz çok hep beraber. İnşallah. Muhabbeti. Onuru da alırız. Öğrenecek evet, çok şey. Onuru da alırız. Gerçekten. Çok tehlikeli bir tayfa olabiliriz dördümüz. Onur sen ben annem. Ay evet. Bu arada Onur da çok tatlıdır. Ona da bir kozmik seansı yaptım. Aklı git. Size de isterseniz deneyimletmek isterim bu arada. Yavaştan aynen. Evet sonra... Hı. Şimdi bu yeni projeni de sormak istiyorum. Nasıl bir rolün var? Şimdi yeni projemden de bahsedelim. Evet, TRT'de ne zaman başlıyor? Ya şimdi şöyle isimleri de tek tek sayarsam herkes üzülür diye şey oluyorum. Çok güzel bir kadro. Evet, kalabalık da bir kadro. Evet. Ondan sonra Onur bu Erdal Özyağcılar var. Oo, çok büyük bir usta. Ondan sonra işte Onur Buldu var, Erdem Akakçe var. O kadar çok insan var ki şimdi tek tek sayamadığıma çok ayıp olur. Adı Benim Güzel Ailem. TRT 1'de yayınlanıyor. Gerçek hikaye mi? Yok yani böyle güzel bir aile ve onların ilişkilerinin olduğu bir hikaye. Bana çok sıcak geldi ama fragman. Çok sıcak. Hani böyle eski... Konuşamam. Hani böyle... Sadullah Çelen. Yönetmenimi de söyleyeyim. Dur, Sadullah Çelen yönetmen. Evet. Selamlar Sadullah. Selamlar. Ben de oyuncuyum. Anne kız bir projede buluşturursanız. Onu fabrika yapıma selam söyle. Fabrika yapım selam. fabrika yapım. Ben de çay falan servis alıyorum. Ay çok tatlı. Yani çok güzel eser bir olsa iş. Yine bize dilenciler. Bu ne? Ya yani yazın insanları ekran başına bağlayacak ama bence çok devam edecek. Hatta böyle siz bilmezsiniz böyle Bizimkiler diye bir dizi vardı. Ben bilirim. TRT'de. Ben 90 jenerasyonuyum. Sıcak böyle çok sıcak çok güzel bir diziydi. Ben de duydum. Biraz onun sıcaklığını peki, hissettim. Peki o sıcaklıkta ve az dramalıkta mı olacak senaryo? Yok içinde draması çok da var. Çok dramalardan artık. Hayır işte. Bunun şöyle gerçek hayat yani gündelik hayat ve aileler ve onların aile yaşadıkları. Onun içinde tabii ki hepimizin ailesinin içinde dramı var, komedisi var, neler her şey var. Çünkü artık biraz dramın biliyorsunuz ısısı fazlalaştığı evet, için çok fazla psikolojimizi oldu, bozmaya başladı. Arkadaşlar programı kapatmadan sizlere sesleniyorum. Gerçekten şu dizileri biraz mutlu edici şeyler koyun ya. Ülkece zaten geldiniz. Şimdi anneminki geliyor. Evet. Herkes Nergis Hanım'ın dizisini izlesin. Hayata neşesine neşe katsın o zaman. Peki, benim güzel ailem diye söylemiş miydim adını? Evet. Benim güzel ailem. Peki senin rolün nasıl? Ay ben, sevdin mi? Ay çok sevdim. Kaynanayım. Birazcık gelinine laf sokan kaynana. Ay süper var ya inanılmaz yapar annem. Falan böyle düşkün. Tatlı. Başka tatlı. Bir tiyatro vesaire duyurmak istediğimiz bir şey var. Oyunumuz var ama kışa devam edecek. Etekler ve Pantolonlar. Şimdi yaz sezonundayız. Etekler Mürselidiz, ve Pantolonlar. Kimya Gökçe, Aytaç. O devam ediyor. Ben doyamadım güzel sohbetinize. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyormuşum. Gerçekten. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yok ekleyeceğim. Çok güzel. Yani ders niteliğindeydi gerçekten. Bana da şöyle güzel oldu. Yasmin'le tatlı da bir hatıramız da oldu yani. Evet. İlk defa böyle ay, hani sunucu ve konuk olarak. Yine ağlayacak bir dakika. Sonucu ayrıca bir de bir kızardı şurada ucum ucum. Ya çok duygulanıyorum. Çok seviyorum ya. Seni. Ben de. Çok tatlısınız. Çok şekersiniz. İyi ki geldiniz. Çıkın evet. Çıkın gelin biz hep buradayız. İnşallah, inşallah. Artık ağlamaz mısın? Programı kapatmaz mısın? Evet. Çok duygulandım arkadaşlar. Of, annemi davet ettim. Konuk oldu annem ya. Çok duygusalım anlayın. Evet. Gurur gözyaşları. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için şimdiden. Annemden özellikle kadınların birkaç kere bunu ders gibi izlemesini istiyorum. Annemin oturuşu her şeyi ders gerçekten gibi. Gerçekten. Dişil enerjim yükseldi. Ben bu yükselmişim. Utandırdınız yani beni. Şöyle ya. Lady. Kadınlar 5 kere izlesin. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma canım annem sana çok teşekkür ederim. Bana bize zaman ayırdın. Geldin. Canım konuğumuz benim. Oldun. İyi ki geldin. İyi sağ ki ol geldin. Canım ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız ikiniz de gerçekten. Bal çok gibi bir kız yapmışsınız bir uyumunuz gerçekten. Var. Evet. Akıyoruz yani. Allah daim etsin. Spontane bir şekilde akmaya devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Desteğiniz ve varlığınız için çok teşekkür ay, ederiz. Benim, İyi ki geldiniz. Sen de bizi de iyi ki izlediniz.
Vallahi ben çok keyif aldım. İlk defa da hakikaten kızımın da sunucu olduğu bir programda yani konuk olmak enteresandı, keyifliydi. Gurur. Zaten hoş da böyle sohbeti güzel akıtıyorsunuz. O da çok güzel, çok, çok keyifli. Gelen kişi kendini hiç yani hakikaten böyle oturmuş çay içiyormuş gibi oluyor. Ah oley. Bu da çok öyle zaten. Gerçekten aynen. Öyleyiz. Hiçbir hazırlık yok. Burada böyle sanki kahveye çağırdık birisi gibi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu boş vaktinizde tekrar tekrar izleyin. Hayata dair inanılmaz tavsiyelerin olduğu bir videoydu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Elden ele yayalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.